Evet sevgili izleyiciler, işte gördünüz. Çorlu'daki av böyle geçti. Ne dedik orada? Kuş bize gelmiyorsa, çünkü 3,5 saate yakın dolaştık. İki ayrı mera dolaştık ve ancak 14 tane kuş, 6 kişi vurabilmiştik. Ne dedik programı orada sonlandırırken? Çorlu'da bize kuş gelmiyorsa biz kuşa gideriz dedik ve Samsun'a geldik. Samsun'da Tekkeköy yakınlarında dostların davetlisiydik. Onlara geldik ve burada bıldırcın var mı yok mu diye haberleşmiştik. Varmış, göç geçiyormuş. Bakalım kuş nasıl olacak, var mı, olacak mı? Biraz sonra göreceğiz. Tesadüf, tesadüf. Ana abi, ağacım çarptı. Ha. Gel. Al da gel. Ana abi, bu ne ya? Buldu. Gel. Biz senin bu ne ya? At. Atlarım hadi. Ne oldu? İşini bile alacak. Oldu iki. Onu da mı alacak? Onu bırak herhalde. Al da gel. Şurası bir tek. Bu da bir. İkisi de aldı herhalde. İkisi de getirdin mi? İkisi ağzında mı? Onu bıraktı ya. Onu bıraktı şuraya. Kuş gidiyor. Düştü oraya. İkinci kim attı onu? Ala bak. Düştü. Nasıl oldu ya? Gel. Taşla gel. Bozutturdu valla. Ana da ne oluyor? Adam hırs yaptın ha. Çok kızdı. Atma. Çok kızdı. Abi. Adam var orada. Alo. Kuş kalktı, atmadım. Önce güvenlik arkadaşlar. Bak çok önemli bu. Turuncu şapka. Kuş kalktı. O tarafa gidiyordu ama burada iki tane avcı var. Bu kuş her şekilde atılabilir. Ama atmayacaksın. Önce can ve güvenlik. Duman. Duman. Hani? Bak. Aferin. Hop. Burada. Abi sen tutan uzatayım mı böyle? Hadi. Şimdi bunları arada bul. Nasıl bulacağız? Hayret bir şey ya. Tabii ya. Şuradan karşı yukarı çıkacağız abi. Nerede? Böyle. Şöyle bir geçin. Hadi yukarı. Şöyle takip edin. Hadi bakalım. Sen gel, sonra sağlık derinler abi. Şuradan ayağı biraz ileri at. Sağ ol. Yok, çizme yeter. Sağ ol. Sağ ol. Çizme yeter, böyle gel. Sağ ol. Gel abi, gel. Gelin, geri gel. Gel böyle. Gelin. Ne? Abi kuşlar var ama. Çok yalda gel. Hay maşallah abi. Hadi. Olsun daha iyi diye. Dayanışmayı gördük. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen Outdoor ve Yaşam kanalı yaban televizyonunda Rastgele Ali Birerdinç programına hoş geldiniz. Efendim, geçtiğimiz günlerde Karadeniz'deydik. Şimdi neredeyiz? Ege'deyiz. Ve burada bir domuz avı partisine katılacağız. Dostlarla birlikteyiz. Bu tarlaya domuz çıkma ihtimali de var. Öyle karşı boğazı da şaşlarsa. Evet, göreceksiniz. Tamam. Siz benimle görüşürüz. Tamam.
bağ kuruluyor sevgili izleyiciler. Biz de bu kayaya verdiler. Başkan öyle uygun gördü. Ben de şimdi tüfeğimi alıyorum. Sezonun ilk domuz avı ve yeni tüfeğimle Hasan Dynamic'le av yapacağız. Evet sevgili izleyiciler, ilk bağda üçlü bir domuz sürüsü geldi. Arkadaşlar attılar, bir tanesi kaldı burada. Bize çok uzaktı, attık ama çok. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen Outdoor ve Yaşam kanalı Yaban Televizyonu'nda Rastgele Ali Birerdinç programına hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sevgili dostlar, bugün çok güzel bir yerdeyiz. Söğüt'teyiz, Söğüt'teki dostlarla birlikte güzel bir av yapacağız. Her zaman olduğu gibi bu avlarda büyük keyif aldığım ve sizler de izlerken büyük keyif aldığınıza inandığım avlardan biri olacağını tahmin ediyorum. Evet, savaşçı postamız. Cumhur yazıcının vurduğu domuz. Geliyor.
Atma. Atma, atma, atma. Atma. Telefon. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen Outdoor ve Yaşam kanalı Yaban Televizyonu'nda Rastgele Ali Birerdinç programına hoş geldiniz, sefa geldiniz. Efendim bugün dağlardayız yine. Neredeyiz? Hemen yanımda beni buraya davet eden Ahmet Kolağası var. Hemen ona soruyorum. Ahmet, neredeyiz? Bir izah et bakalım. Adem, öncelikle hoş geldiniz. Şu anda Kahramanmaraş Andırın'dayız. Sevgili izleyiciler, Toros Dağları'ndayız. Saat 10. Henüz domuz yok. Deriye yuvarlandı. Allah Allah. Kaldı mı? Kaldı. Oh. Baba oh. Oh. Böyle bir hayvan olur mu ya? Baba. Orada. Gözüküyor mu? Kaldı mı? Tamam, buradayım. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen Outdoor ve Yaşam kanalı Yaban Televizyonu'nda Rastgele Ali Birerdinç bugün çok güzel bir av yaptı. Dün izlediniz, biraz zayıftı ama bugün yaklaşık 8-9 tane domuz vuruldu. Biraz sıkıntılı geçti ama. Stres yaptın. Stres yaptım. Eğer bu domuzlar vurulmuş olmasaydı bunun yerine Ali abi beni sokacaktı buraya. Şimdi ben söyledim. Dün akşamdan Ümit bu söyledim şeye. Dedim ki oğlum bak, dün dedim Tırışka bir şey biz görmedik. Aşağıda vuran olmuş ama bizi interese etmez. Bizi interese eden bizim domuzu vurmamız. Eğer dedim ikinci avda da gününde de domuz olmazsa seni yatıracağım. Allah ne son dua ne dersin. Trofe olarak bunun başını alıp gidecektik. Yani kurtulduk Ali abi. Bu vesileyle siz de büyük bir domuz vurdunuz. Ama belki kayıtları yansımamış olabilir fakat. Ben tüfek seslerini kayda aldım. Kısacası Andırın'da yapmış olduğumuz bu av bereketli geçti. Biz buradan memnunuz. Ağırlamaktan memnunuz. Arkadaşlar da sizden memnun. Seneye inşallah tekrar bekleriz. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen Outdoor ve Yaşam kanalı Yaban Televizyonu'nda Rastgele Ali Birerdinç programına hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugün yine Trakya'dayız ve domuz avı yapacağız. Aa,
Sağ olasın hocam. Sen olmasan biz bir şey çekemezdik. Sen de hayatımı kurtardın. Ha? Öldürmedim, üstüme saldırdı. Evet. Üstüme saldırdı, sen bitirdin işini. İyi oldum. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen Outdoor ve Yaşam kanalı Yaban Televizyonu'nda rastgele Ali Birer Dinç programına hoş geldiniz. Efendim bugün Trakya'dayız, neredeyiz? Uzunköprü Avcılık ve Atıcılık Derneği'nin davetlisi olarak Uzunköprü'ye geldik. Burada tavşan avı yapacağız ama olmazsa domuz avına da bakacağız. Dolayısıyla biraz sonra ava çıkıyoruz. Arkadaşlara şimdiden rastgele diyorum. Ondan sonra avda görüşmek üzere. Arkadaşlar rastgele. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi avımız bereketli. Fazla gösteremiyoruz kanlı revanlı diye. Şöyle koyalım. Ondan sonra diğer arkadaşlar gelmiş. Ceylan gibi değil mi? Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen Outdoor ve Yaşam kanalı Yaban Televizyonu'nda rastgele Ali Birer Dinç programına hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugün Hayrabolu yakınlarında domuz avı yapacağız. Geldi. Koş abi. Cengiz fazla gitme. Çok güzel. Çok güzel. Koçum benim. Bu kadar. Helal olsun. Fazla girme. Çok güzel. Çok güzel. Tek atışla düştü, tek atış. Hadi bakalım, rastgele. Evet dostlar, izlediniz. İşte sezonun avlarından bazılarını da unuttum. Yani birçok yere gitmişimdir de işte bu aklıma gelenleri size anlatmaya çalıştım. Sevgili dostlar, bu arada tabii bir takım arkadaşları ve dostları da teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Kimlere teşekkür edeceğiz? Kameramanımız var. Kameramanlarımız var bizim kahrımızı çeken. İsmail Cem Odabaşı, Hakan Mecit. Yayın koordinatörü var Zeynep Güzelcik. Ben kameranın önündeyim ama arkada büyük bir ekip var. Zeynep Güzelcik'e teşekkür ediyoruz. Post production'dan kurgularımızı yaptığımız Onur Kahraman'a teşekkür ediyorum. Genel müdürümüz var Tolga Eratak, her işe koşturuyor. Ona da teşekkür ediyoruz. Derken bizim sponsorumuz var. Rastgele Ali Birerdin için sponsoru. Yıllardan beri bize destek oluyorlar. Hatsan Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taşyan'a
teşekkür ediyorum. Genel müdürleri Bahtiyar Taşan'a teşekkür ediyorum. Yurt içi reklam, pazarlama ve satış müdürü Sevcan Şendil'e teşekkür ediyorum. Ve bu teşekkür faslını bitirdikten sonra 2015-2016 av sezonunda bitirmiş oluyoruz. Gelecek 2016-2017 av sezonunda umut edelim ki birlikte oluruz. O zamana kadar şimdilik hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum sevgili dostlarım. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.